arkadaşlar şöyle izah edelim. Tabii bu bir röportaja sığacak bir konu değil ama biz 3-5 cümle anlatalım. Tabii ben uzun yıllar ben ve arkadaşlarım yıl 84 o günden bugüne işte İstanbul'da karınca misali Maraşlılık yapma yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz karınca misali. Maraşlılığın nimetini de Allah var, maddi, manevi ben çok dolu dolu yaşadım. Maraşlılığı yaşamak bizim için İstanbul'da yani ayrı bir elektrik oldu, ayrı bir meziyet oldu. Size sorunuza gelince de tabii biz dergilerde, internet sitemizde, çeşitli sivil toplum etkinliklerimizde, çeşitli sosyal medyada aldığımız şeyler şu. Kahramanmaraş'ın biz tarhanasını bile yeterince tanıtalım. Tarhana gibi, özellikle de dondurma gibi bir ürünümüz var. Biz bu dondurmayla dünya bütçesinden çok kıymetli pay alabiliriz aslında. Biz bunu Kahramanmaraş olarak, Kahramanmaraşlar olarak, burada şu yanlış anlaşılmasın, ben sadece bu olayı siyasilere ve yöneticilere de bağlamıyorum. Bu bir millet olarak bizim derdimiz olmalı. Biz dünya payından bu ürünlerimiz ve bu emeğimiz karşısında payımızı almamız gerekir diye düşünüyoruz. İstanbul'da her yaşayan bir Kahramanmaraşlı için bir Kabe'dir, yani bir aşktır. Tabii serzenişler de çok, yani sitemler çok. Ne bileyim işte hala sağ olsun Fatih Erkoç Bey ve Necati Bey veya Hanife abi sağ olsun üçü de şu an Ahırdağ'da bildiğim kadarıyla çok güzel çalışmalar yapıyorlar işte kayak merkezi falan. Gecikmiş bir yatırım, gecikmiş bir proje ama sonuçta gerçekleşiyor. Eklemek isteriz işin doğrusu az önce de anlattığım gibi basınımızdan, medyamızdan, idarecilerimizden ve siyasilerimizden ve yöneticilerimizden ve yazar çizerlerimizden çok şey bekliyoruz. Sağ olsunlar bu isimler çok şey yapıyor ama ben bir dernekçi olarak çok yetersiz görüyorum. Değerli dostlar, tabii Aslan Bey'i biz uzun yıllar takip ettiğimiz bir çok değerli bir hemşerimiz. Kahramanmaraş'a da birçok emeği var, birçok projeyi geliştirmiş bir hemşerimiz. Kendisini de Kahramanmaraş'a katma değerleriyle, birçok Kahramanmaraş'a kazandırımlarıyla yıllardır takdir ettiğimiz bir abimiz. Şu anda da inanın kendisi burada diye demiyorum. Tabii Abid Bey de bizim sevdiğimiz bir kardeşimizdir, sevdiğimiz bir dostumuzdur. Ama Aslan Bey'in Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığına gelişini biz gerçekten mutlu etti bizi. Neden mutlu etti? Biz inanıyoruz ki bu çıtayı, Abid Bey'den aldığı çıtayı çok daha yükseklere taşıyacağından şüphemiz yok. Buraya bir kurumsallık getirecektir ve burayı, bu çıtayı, bu aldığı bayrak yarışını çok çok yükseklere getireceğinden hiç şüphemiz yok. Bu konuda çok da mutlu oldum. Evet, Bilal Bey. Bilal abi biz tabii çok görüşemedik işimizin yoğunluğu vasıtasıyla falan. Kendisiyle 2003'ten beri tanıyoruz kendisini. Tanışıyoruz. Sağ olsun bizim burada cemiyet başkanımız olduğunu duyunca bizim davetimize icabet etti. Geldi, ziyarette bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Maraş için çalışan Maraş sevdalısı bir abimiz. İstanbul'da da Maraş dediğin zaman ilk Bilal abi akla geldi. Tamam. Dernek tarafında da başarılı bir dernek yapılanması var. Biz de kendinin dernek yapılmasına feyiz almak istiyoruz. Nasıl bir bu işi büyüttü vesaire feyiz alıp biz de Kahramanmaraş Büyükşehir Cemiyeti'nin hastalığı, derneğimizi nasıl büyütürüzü konuşuyoruz. Biz o konuda da tavsiye alacağız kendisinden. Bu arada Büyükşehir
Gazeteciler Cemiyeti olarak bir projem vardı benim kafamda. Bu bir ay önce plan oluştu. 15-20 gün önce. Bilal abi de o konuda da bir şeyimiz, işaremiz oldu kendisiyle. Böyle büyük şehir, belediyenin büyük şehri olan illerin Kahramanmaraş Dernek Başkanlarını Maraş'a derneğimiz adına davet etmek istiyorum. Bu dernek başkanları arkadaşlarımız, bunların yani böyle bir davete ihtiyaçları var mıdır? Vardır. Ama ikrama ihtiyaçları var mıdır? Biz onları misafir etmek istiyoruz.